Nokta Tatlar lezzetli yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle somun ekmeği yapacağız. Korona salgını yaşadığımız şu günlerde herkes ekmeğini evde kendisi yapıyor. Videoyu izleyip evde ekmek yapmanın ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. İlk önce malzemelerimizi hazırlayalım. Malzemeler 1,5 su bardağı ılık su, 3,5-4 su bardağı un, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. Öncelikle geniş bir yoğurma kabı alalım. İçine 1,5 su bardağı ılık suyu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı toz şekeri ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edelim. 1 çorba kaşığı maya ilave edelim. Tahta kaşıkla hepsini güzelce karıştıralım. Mayanın iyice karışıp oturması ve hızlanması için bir tencere kapağını üzerine kapatalım. 5-6 dakika bu şekilde bekleyelim. Gördüğünüz gibi maya kendini toparladı. Artık içine ununu ilave edebilirsiniz. Unu azar azar ilave edelim. Daha sonra tekrar tahta kaşıkla karıştıralım. Hamur kıvamına gelene kadar unu ilave edelim. Bir yandan da karıştırmaya devam edelim. Hamur yoğrulacak kıvama geldiyse kaşığı çıkarıp elinizle yoğurabilirsiniz. İlk önce hamuru özleşene kadar yoğurma kabının içinde iyice yoğurun. Ekmeğin güzel olabilmesi için yoğurmanın önemli olduğunu unutmayın. Un yeterli gelmezse unu azar azar ilave edin. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edelim. Ben yaklaşık 4,5 su bardağı un ilave ettim. Eskiden annelerimiz ekmek yaparken biz de kenara oturup onları izlerdik. Siz de çocuklarınızla birlikte ekmeği yaparken keyifle yapın. Temel gıdamız olan ekmeğin nasıl yapıldığını çocuklarımıza da öğretelim. İyi yemek yapabilmenin ilk basamağı İyi ekmek yapabilmekten geçer. Daha sonra yoğurma kasesinin içinde hamuru toparlayıp tezgahın üzerine alalım. Tezgahın üzerine incecik un serptikten sonra hamurumuzu katlayarak yoğurmaya devam edelim. Hamuru tezgahın üzerinde ikinci kez yoğurup iyice özleştirdiyseniz yoğurma kabının içine tekrar alalım. Mümkün olduğunca yuvarlak ve pürüzsüz bir form vermeye çalışalım. Üzerini streç filmle kapattıktan sonra temiz bir bez örtüp sıcak bir yerde 1 saat kadar bekletelim. 1 saat geçti. Hamurumuz kabarıp göz göz oldu, iki katına ulaştı. Üzerindeki streç filmi çıkardıktan sonra tezgahın üzerine un serperek tezgahın üzerine alalım. Üçüncü aşama olan tezgahın üzerinde kabardıktan sonra yoğurma işlemini yaparken hamuru yumuşak bir şekilde katlayarak yoğuralım. Hamuru fazla hırpalayarak yoğurursanız hamurun kabarıklığı gidecektir. Hamuru yoğururken katlayarak yoğurmaya özen gösterin. Buradaki amaç hamurun hava alıp gözeneklerinin daha iri ve daha güzel olmasıdır. Sünger gibi bir ekmeğinizin olmasını istiyorsanız
hamurunuzu aralıklarla birkaç kez yoğurmanız gerekiyor. Tezgahın üzerinde yoğurma işlemini bitirdikten sonra hamurumuzu toparlayıp kek kalıbının içerisine yağlı kağıt serdikten sonra hamurumuzu kek kalıbının içine alalım. Üzerine şeklini verdikten sonra kabarması için tekrar üzerine örtüp bir müddet daha bekleyelim. Ekmeğe şekil verirken jiletle kesi atarsanız daha güzel şekil vermiş olursunuz. Ben de üzerine 8 eşit çizik attım. Bu şekilde biraz daha kabarmasını bekledikten sonra üzerine sürmek için bir yumurtanın sarısının içine 2 çorba kaşığı süt ilave edip çırpın. Ekmeğinizin üzerine sürün. Fırıncılar genelde pekmezle suyu karıştırıp ekmeğin üzerine sürerler. Veya yumurta sarısının içine bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave ettikten sonra ekmeğinizin üzerine sürebilirsiniz. Son olarak da susam ve çörek otunu karıştırdıktan sonra ekmeğinizin üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika, daha sonra 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Ekmeğinizi pişirme esnasında sürekli kontrol etmeyi unutmayın. Her marka fırının ısıtma sistemi farklı olduğu için sıcaklığı ekmeğinizin genel durumuna göre ayarlayın. Genellikle ekmek 180-200 derecede pişer. Benim fırınımın bir tarafı çok hızlı pişiriyor, bir tarafı yavaş pişirdiği için sürekli çevirmek zorunda kaldım. Ekmeği fırından çıkardıktan sonra üzerine nemli bir bez örtün. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz harika pişti. Sizlere iç kısmını göstermek için 5-10 dakika dinlendirdikten sonra ekmeği kestim. Ekmeği fırından çıkardıktan sonra üzerine nemli bez örtüp 20-25 dakika kadar ekmeği dinlendirmeniz gerekiyor. Ben video çektiğim için bu süreyi biraz kısa tutmak zorunda kaldım. Ekmeğim hala çok sıcak. Daha sonra yarısını küçük dilimler halinde dilimledim. Ekmeğimiz artık yemek için hazır. Hepinize afiyet olsun. Fırından aldığımız ekmekten daha da güzel oldu. Ben yapamam diye sakın düşünmeyin. Evde ekmek yapmak hem kolay hem de hijyenik. Fırından aldığınız ekmeğe onlarca kişinin eli değerken kendi yaptığınız ekmek daha sağlıklı. Özellikle büyük bir salgın yaşadığımız şu günlerde ekmeğinizi kendiniz yaparsanız daha sağlıklı olur. Sevdiklerinizle büyük aile sofralarında buluşmanız dileğiyle Nokta Tatlar lezzetli yemeklere abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.